1982 yılında Kanda Altın Palmiye kazanan yol filminin bir sahnesi için, bir at gerçekten vurularak öldürülür. Bu acı öyküyü Tarık Akan, Anne Kafamda Bit Var adlı kitabında şöyle anlatıyor. Çekim boyunca atlı aramda inanılmaz bir bağ kurulmuştu. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım çok farklı bir arkadaşlık yaşamıştık. Bana duyduğu sevgi ve bağlılığı hayvanın gözlerinden okuyordum kar fırtınasında yanıma gelip kafasını paltonun içine sokuyor, gözlerini gözlerime dikiyordu. Çekim sırasında üstünden düştüğümde, burnuyla beni itiyor, kokluyor, sanki canımın yandığını anlamış gibi üzülüyordu. Başlamadan önce yönetmen Şerif Gören'e, meraklanma, bu sahnede atı öldürebilirim, o kadar cesareti bulabilirim, yapabilirim dediğimi anımsıyorum. Atı vuracağım sahne çekilirken hayvancığa uyuşturucu iğne yapıldı. At yere yıldı. Sıra öldürme planının çekimine gelmişti. Silah elimdeydi ve içinde bir tek kurşun vardı. Başçavuş bir kurşundan fazla vermiyordu. Şerif gören kamera diyecekti ve ben kısa bir süre sonra atın kafasına bir kurşun sıkacaktım karların ortasında ben ve yerde yatan atın trajik bir şekilde yerlerimizi almıştık. Kamera uzakta hazırlanırken at gözlerini açıp bana yalvarır gibi baktı. Kafasını kaldırmak istedi. Sanki bana doğru gelmek istiyormuş gibime gelmişti. O arada Şerif gören, kamera diye bağırdı. Bekledi. Burada tabancamı çekmeli ve kurşunu atın kafasına sıkmalıydım. Ama yapamıyordum. Şerif, ateş etsene, ateş et diye bağırdı. Şerif yapamayacağım, stop diye seslendim. Atın başından ayrıldım. Ben bu atı öldüremem. Yakın plan başkasının elini çek. Kusura bakma, yapamayacağım. Yılmaz Güneyin yeni araya girdi. Ben yaparım dedi ve bir silah sesi geldi. At öldü. Tarık gel, dediler. Koşarak gittim. Paltomu giydim, daha sonraki planlara geçmek üzere çalışmaya başladık. Kamera hazırlanıyorken at gene kafasını kaldırıp bana baktı. Ayağa kalkmaya yelteniyordu. Ölmemişti. Başçavuşa gittim. Mermi ver. At ölmemiş dedim. Başçavuş kendini naza çekiyordu. Yalvarta yalvarta bir kurşun daha verdi. Başçavuşum, ver birkaç tane daha, bak hayvancan çekişiyor, dememe karşım bir tek kurşundan fazlasına razı edememiştim. Yılmaz'ın yeni onu da atın kafasına sıktı. Sonra ben tekrar sahne aldım. Tam çekime geçilecekken, hayvan gene gözünü açtı, bakışlarıyla beni arıyordu bayılacak gibi olmuştum, çıldıracaktım. Başçavuşun yanına gittim. Mermi ver dedim. Yok dediği anda yakasına yapıştım. Senin de, merminin de, diye küfrettim. Yöre halkı adamdan yalvara yakara üç mermi daha almıştı. Yılmaz'ın yeni kurşunları boşalttı, at bu kez öldü. Bu yazı, Tarık Akan'ın Anne Kafamda Bit Var, adlı kitabından alınmıştır. Dönemin hassasiyeti nedeniyle, film çekimlerindeki gerçek silah kullanılması gereken sahneler, asker tarafından verilen mermiler ve onların gözetiminde yapılıyordu.